sizden 3 saniyeliğine sessiz olmanızı istiyorum. Bu 3 saniye içinde kalbiniz 3 ya da 5 kere atmış olmalı. Kalbimiz inanılmaz güçlü kaslardan oluşur. Düşünsenize, hayatımız boyunca her gün, tüm gün boyunca çalışıyor ve çarpıyor. Bunu yapabilmek için oldukça fazla enerjiye ihtiyacı var. Peki, bu enerjinin nereden geldiğini merak ediyor musunuz? Vücudumuzun kullandığı tüm enerjinin kaynağı güneş olduğu için buraya bir güneş resmi çizdim. Ama insanların dışarıda öylesine durup da bitkiler gibi güneşten gelen bu enerjiyi doğrudan alamayacaklarını biliyor olmalısınız. Güneşten gelen enerjinin kaslarımız tarafından kullanılıp örneğin kalbimizin atmasını sağlamak için ve bunun gibi başka fonksiyonlar için vücudumuz tarafından kullanılabilir bir formda olması gerekir. O halde Gelin bu enerjinin bize nasıl ulaştığını beraber inceleyelim. Öncelikle şu çizdiklerimi sileyim de ekranda birazcık yer açılsın. Evet. Hikayemiz bitkilerle başlıyor. Bitkiler güneşten aldıkları enerjiyi kullanarak inorganik bileşikleri glikoza dönüştürür ve böylece glikozun kimyasal bağlarında depolanan güneş enerjisi canlı sistemlere eklenmiş olur. Bu bitkileri yiyen insan ve hayvanlar Glikozu vücudumuzun enerji birimi olan ATP'ye dönüştürür. Sisteme enerjinin eklenerek glikoz üretilen bu sürece fotosentez, glikozun parçalanarak vücudumuzun kullanabileceği enerji birimine dönüştürülmesine de hücresel solunum adını veriyoruz. Şimdi de tüm bunların nasıl gerçekleştiğini inceleyelim. Fotosentez bitki hücrelerinin kloroplastında başlar. Işığa bağımlı reaksiyon olarak da geçen bu aşamada ışık enerjisi H2O yani suda kimyasal bir değişime sebep olarak suyun bir hidrojen iyonunu serbest bırakmasına sebep olur. Serbest kalan hidrojen iyonu NADP'ye bağlanarak NADPH'ı oluşturur. Tüm bu süreç esnasında da ATP açığa çıkar. Böylece az miktarda da olsa ışıktan gelen enerjiyi elde etmiş oluruz ve NADPH tarafından üretilen yüksek enerjili elektron taşıyıcısı kullanılarak daha fazla enerji üretilir. Sırada kalvin döngüsü olarak bilinen aşama var. Fotosentezin bu aşaması karbondioksit ile başlar. NADPH ve ATP de eklendiğinde bir seri tepkime, daha doğrusu bir tepkime serisi meydana gelir. Bu tepkimelerin özelliklerini şimdilik bir kenara bırakalım. Çünkü tepkimenin ürünü olan glikoz bu özelliklerden çok daha önemlidir. Gördüğünüz gibi ışık tepkimesi ve Calvin döngüsü sonucunda güneş enerjisini NADPH ve ATP'nin kimyasal bağlarında depolayıp Calvin döngüsünü başlattık ve enerjiyi glikozun kimyasal bağlarına aktardık. Peki bundan sonra bir hayvan bu glikozu yiyip de kullanmak isterse ne olur? Hatırlayalım bu sürece hücresel solunum demiştik ve hücresel solunum fotosenteze çok benzeyen ama fotosentezin tersi olarak işleyen bir süreçtir. Birinci adımda glikoz piruvat denilen bir moleküle parçalanır ve bu esnada ATP açığa çıkar. ATP vücudun kullanabileceği enerji formu bu doğru ama işimiz henüz bitmedi çünkü daha piruvatın içinde depolanmış olan enerjiye henüz ulaşamadık. Bundan sonra da piruvat da asetil koaya parçalanır ve asetil koa trikarboksilik asit yani TCA döngüsü olarak da bilinen Krebs ya da sitrik asit döngüsüne girer. Bu döngüde de bir dizi tepkime gerçekleşir. Ama bu tepkimelerin özellikleri de döngü sonunda elde ettiğimiz karbondioksit, NADH ve FADH2'den daha önemli değildir. Bu moleküller enerji, daha doğrusu yüksek enerjili elektron taşıdığı için fotosentezde karşımıza çıkan NADH'a benzeyen moleküller ve elektron taşıma sistemi adı altında başka tepkimelere daha girerler. Bu tepkimelerde yüksek enerjili elektron taşıyıcıları hidrojeni serbest bırakır. Serbest kalan hidrojen de oksijenle bağ kurarak su oluşturur ve enzimlerle çalışan bir pompanın ATP üretmesini sağlar. Fotosentez ve hücresel solunumun çok benzer ama birbirinin tersi olan tepkimeler olduğunu gördünüz, öyle değil mi? Değişik aracıları olsa da, birinin ürünleri, diğerinin tepkimeye giren molekülleri yani reaktantlarıdır. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Fotosentezde H2O ve CO2 tepkimeye girer. Ürünlerimiz ise oksijen ve glikozdur. Hücresel solunumda ise glikoz ve oksijen tepkimeye girerlerken karbondioksit ve su üretiriz. İsterseniz fotosentez ve hücresel solunumun denklemlerini yazıp bunu daha ayrıntılı olarak da görebiliriz. Fotosentezin denklemi 6CO2 artı 6H2O glikoz yani C6H12O6 ile 6O2'dir. Hücresel solunumda ise bunun tersi olarak glikoz yani C6H12O6 6 tane oksijenle tepkimeye girip 6 karbondioksit ve 6 tane de su molekülü üretir. Bu arada bu denklemlere eklemediğimiz ama çok çok önemli olan bir tepkiyen daha var. Evet, doğru tahmin ettiniz. Enerjiden bahsediyorum. Fotosentezde enerji tepkimeye girer ve glikozun kimyasal bağlarında depolanır. Hücresel solunumda ise glikozun kırılan bağlarından açığa çıkan enerji bir ürün olarak karşımıza çıkar. Enerjinin bu iki tepkimede nasıl değiştiğini farklı bir şekilde daha göstermek istiyorum. Öncelikle bir tepkime diyagramı çizelim. X ekseninde tepkimenin ilerleyişi, Y ekseninde de serbest enerji olsun. Bu zaman zaman G harfiyle de gösterilir. Grafik üzerinde çalışabilmek için tepkimelerle ilgili yazdıklarımı birazcık şöyle sileceğim, silikleştireceğim daha doğrusu hafif. Evet. Fotosentezdeki tepkiyenlerin başladığı noktadan glikozun ortaya çıkışına kadar süren e, süreçte ortaya çıkan serbest enerjiye bakacak olursak, Enerjinin arttığını, yani buradaki düşük enerji seviyesinden yüksek bir enerji seviyesine geçtiğimizi görürüz. Bu, güneş ışığından enerji eklenmesi sayesinde olur hücresel solunumda ise glikoz gibi yüksek enerjili tepkiyenlerden düşük serbest enerjili ATP'ye geçidir. Yani enerji salınır. Ve kalbimizin atması ya da genel olarak vücudumuzun çalışması da işte bu enerji salınımı sayesinde olur.